Selamlar sevgili YouTube, hoş geldiniz arkadaşlar. Yine karşınızda 3 tane replay ile bulunuyorum efendim. Westfold'da 1v1, Rohan'da 1v1, Pinnatgelin'de ise 3 ya da 4 kişilik bir FFA maçımız var. Biz Imladis Gondor'la başlıyoruz arkadaşlar Twitch chat ile birlikte. Her zamanki gibi bunlar 3 tane video olarak sizlere gelecek. Birkaç gün arayla efendim takip edip izleyebilirsiniz. Hemen bakalım. Titan ve Tolga arasında geçen bir Gondor İmladris savaşı. Hemen bir Blacksmith'le başladı. Burası Titan bu arada. Burası Tolga. Arkadaşlar onu da bilelim. İki tane kütüphane geldi buradan. Burada kaç tane şey vardı? 1, 2... Üç, dört. Dört. İki, iki almaları lazım yani. Tamam. Dört tane outpostumuz var arkadaşlar haritada. Ekonom plotlarda var işte. Sekiz, dokuz. Sekiz tane falan var herhalde. Eğer bugün sunacağım maçlar arasında Caner olursa kendisinden direkt arkadaşlar Caner ya da Warhammer adıyla değil hain diyerek bahsedebiliriz sevgili YouTube. Yani direkt ben işte hain şunu yapıyor bunu yapıyor dediğinde siz onu Caner olarak algılayın. Şu anda burada bir hain yok. Burada Titan ve Tolga var. Onu da söyleyeyim hani kafalar karışmasın. Evet Titan geldi. Titan geldi buraya. Burada outpostunu aldı. Tolga'nın rengi beyaz. Direkt olarak bir outpost aldığı zaman ya da oraya gittiği zaman görmemiz gerekiyor. Ama ne yapmış? Şu an ekonom protlara oynuyor Tolga. Bakalım arkadaşlar bu elf insan savaşında kim galip gelecek? Bil demiş ki ben kimseyi tutmayacağım, sonra yayın dışı taraf tutma diye beni köşede kıstıracaklar. Sen zaten bence tutma çünkü tuttuğun taraf kaybediyor yani. Hani tutma ki maçın gidişatını etkileme. Anladın mı? Maç olması gerektiği gibi ilerlesin yani. Mete hoş geldin. Mesela yine hemen söz edelim. Mete. Kendisi bir hain. Direkt yani... Şunu ayırt edin arkadaşlar. Hain dediğimde belli başlı birkaç kişi var. Aklınızda direkt onlar böyle canlanabilir, anladın mı seçenek olarak? Hangi hain diye çok düşünmenize gerek kalmaz yani. Üç kütüphane bir kışla oldu burada Tolga'da. Hemen buraya döndüm. Pek bir şey yapamamış Gondor çünkü... Outpost'u almakla meşgul. Abi şurada bir tane kalmış şey. Gondor askeri. Diğeri nereye gidiyor? O da iki kişiyle buraya iniyor. Abi oradaki yani... Hem şimdi... Warg Lair var. Bir yandan... Goblin Lair var. Aga be. Ölür bu. Bunlar burada artık outpost'u savunsun yani. Hani şuradan atıyorum İmladis gelirse bunlar İmladis'e saldıracak. Ama şu okçu kuleleri şuraya kadar sıkıyor muydu bilmiyorum. Maddis bir grup atlı basmış. Buradan Pippin gelmiş paraları almaya. Aga be ben olsam öldürmezdim ya. O kadar da bahsettim yani onlar burayı savunacak dedim yani. Ben hayatta bırakırdım onları. Tamam mı? Ben böyle yapardım. Artık Titan ne yapıyorsa yapsın kardeşim. Ne yapayım?
Evet. Tolga burayı aldı. Ne oldu? İki tarafta birer tane outpost almış oldu. Bir burası var arkadaşlar. Bir de burası var. Burayı da alacak şu an belli ki ama. Kaç parası var İmnerdis'in? İmnerdis burayı alabilir. Goblinleri öldürdükten sonra alabilir. Titan'ın bir hareket yapması, bir şey yapması lazım. Bir de yani arkadaşlar, Sargon'un Titan'ı diyoruz, anladın mı? Benim düşündüğüm gibi düşünmesi lazım ya normalde. Biraz daha kendini geliştirmesi lazım. Olmaz öyle. Hayda. Oo. Aldı bile. Vay be Gondor'um. Kaldın mı sen şimdi outpostsuz? Bir outpostu var sadece. Burayı da aldı şimdi bu. Ne kadar parası var? Alamaz şu anda ama. Aldı bile. Yani şimdi taraf tutmak gibi olmasın ama İmnerdis iyi başladı. Yani bence bunu dememen gerekiyordu. Şu anda sen direkt olarak İmnerdis'in yıkılma fermanını bence verdin. Ben böyle düşünüyorum. Artık maçın sonunda ne olur bilmiyorum. Ben yaptım yorum mu? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. 3 outpost Tolga'da, 1 outpost ise Titan'da, Sargon'un Titan'ında, harita hakimiyeti İmradris'te, Gondor şöyle haritanın bu köşesine, şöyle şuraya sıkışmış durumda. Diğer tarafların hakimiyeti komple İmradris'te. Diziden daha iyi replay lan, dur oğlum, ben daha izlemedim ya. Arkadaşlar bugün, sevgili YouTube, siz bunu ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Bugün 3 Eylül 2022. Elektriğe ve doğalgaza %20 zam geldikten 2 gün sonrası falan diye. Abi. Bir gün oldu, ben henüz diziyi izlemedim. Mümkün olursa bu gece izlemeyi düşünüyorum. Ona göre ben yorumumu yaparım. Ama iltifat için teşekkür ediyorum Meteciğim, sağ olasın canım. Vay vay vay, bir de abi, yani ekonomi plotlara da salça olmaya başladı bak. Hagout şey, outpost harita hakimiyetini falan geçtim. Bu kötü oldu. Kendisi yıktı Titan. İçeriye neler yapıyor bakalım. 6 tane blacksmith'i dizmiş. Çok güzel. Archery range artı kışla. Burada 3 farm var zaten. Yani şu ikisini korur büyük ihtimalle de, şundan emin değilim, bunu kaptırabilir gibi. Ama kısa zamanda da karşılık vermediği takdirde zaten maçı kaybedecek. Böyle bir sıkıntısı da var. Çünkü bir kere harita hakimiyetini verdiğiniz zaman kurtarması çok zor oluyor arkadaşlar ya. En başta almak çok önemli. Evet, burası da gidecek belli ki. Yani neyle nasıl müdahale edecek ki? Damrot ve Madril var. Faramir geldi. Başka bir şey bastı mı? Hiro gidiyor yani. Şu an bir Hiro basıyor ama. Burası da sıkmaya başladı. Gitti. O ekonomi plot da gitti.
Atlıları görünce Pikeman gidiyor tabii ki Titan. Ya Imladris bu arada çok hızlı gelişecek. Şurada neler yaptığına bakalım. 3 kütüphane. 3 kütüphane. 2 kütüphane artı Vel. Aga yani. Burada bir kış da var kalanı komple kütüphane. Şuraya ne yapacak boş bırakmış bilmiyorum. Glorfindel'i basıyor şu an. Atlıların başına verecek çok büyük ihtimalle. Şu an sanki yani böyle Gondor için çok acil bir şey yapmadığı takdirde ki burada bir yine dolar euro düşürmek için market yapımı görüyoruz. Sanki böyle yıkılma çanları çalıyor gibi ya. İki grup okçu, iki grup mızraklı. Bir obası mı yok yine. Şuradan da power kasıyor. Bir powerlara bir genel olarak bakalım arkadaşlar. Gondor'da Rallying Call ve Heal var. Imladris'te ise yine Rallying Call, Heal artı Land yapıyorlar ya. Ondan var. Lan bu burada nasıl hayatta kalmış? Kimse buraya bulaşmamış mı abi? Oh, buradan da paraları topladı. Bakayım. Evet, burayı armor yapmak için ayırmış arkadaşlar. Bütün upgrade'leri geliştiriyor şu an. Burada yalnız Tolga Helix'in de yıkmamış ya. Buradan Goblin çıkıyor vuruyor. Buradan Warg çıkıyor vuruyor. Bir power daha kasmak üzere. Ulan Bill. Bir şey olmaz kardeşim ya. Sen rahat ol ya. Evet geldi. Neymiş o? 3 grup. 4 grup okçu, 2 grup mızraklı. Yıkmayın abi orayı. Ben olsam yıkmazdım yani. Karşı taraf yıkmıyor. Evet. İlk karşılaşmalardan biri olacak bu. Kendisi yıktı direkt. Mızraklıları görünce tabii kaçıyor bu taraf. Orada iki asker falan kaybetti. Elrohir gelmiş. Okçular gelmeye başlamış. Buradan da okçu artı mızraklı gidiyor. Galinor geliyor. Arkadan dolanıp şöyle girmesene, ona göre yerleştirsin ha pike'larını bence. Vallahi diğer FFA'da neler var bilmiyorum. Açacağız, göreceğiz. Bir hero basımı yok. Iron Ore geliştirilmiş. Aslına bakacak olursanız yani şuradaki 3 tane, hatta bu da dahil olmak üzere buradaki bütün farmları baz alarak şuna 1500 vermek de söz konusu olabilir. Bana soracak olursanız bir farmınız varsa bile Grand Harvest yapmak yine mantıklı. Çünkü her türlü %40 daha fazla yani. Bak bak, bir power yapmış ha. Imladris.
İki yapacak neredeyse. İki oldu. Adam iki yaptı. Ordu topluyor burada. Outpost'a dalacak ya çok büyük ihtimalle. Şuraya girecek yani. Burada bunları Galinor liderliğinde falan bekletmesi. Oğlum bir hareket yap, bir şey yap lan, ne bir şey bas lan. Gandalf basmış. Uhu. Abi adam parasal anlamda çok büyük hasar verdi ya Gondor'a. Yani şu farmı korur diyordum ben her türlü. Buradan geçitmez falan diyordum ama Gandalf geliyor. Hadi be. İyi. Abi iki arada bir derede öldü oradaki iki tane soldier ya. Oyunun başından beri hayattaydı ki onlar. Kötü oldu. Of of. Tower Guard geliyor abi. Bir yandan da. Ya bir şekilde yanlışlıkla yıkacak burayı gibi geliyor bana da. Arwen gelmiş, ata biniyor. Çok kalabalık ya orası. Artı halen daha da gidiyor yani mızraklı okçu okçu. Buradan bir mızraklı bir okçu daha çıkmış. Abi command point'e bakalım. 105 burası, 275 İmradris lan. Alo. Adam bir de buradan da kasmaya devam ediyor hala. Hobbit alayısı açmış adam oradan kasa kasa. Tower Guard'lar geldi. Bir Tower Guard daha geliyor. Buradan da arkadaşlar iki tane Ranger basmış. Burayı geri aldı. Aslında Gandalf'la yani şurayı yıkıp 2-2 olmayı deneyebilir. Çünkü her türlü sıkıyorlar ya. Buradan daha önce sıktılar yanlışlıkla. 2 olsa en azından elektrik çakma şansı olur. Tek başına blast attığı zaman çok çabuk rank atlamıyor ama bir elektrik attınız mı oradaki birlikleri tek tek öldürüyor ya. En azından bir etkisi oluyor yani. Bu sefer saldıramadı. Uzun süreden sonra İmradris'in kazandığını görüyorum. Evet yani bunlar biraz şey hani... Büyük sözler ne bileyim yani. Şimdi çok büyük göt olacağım gibi yani böyle bir anda şimdi buradan bir gelecek abi şu orduya baksana. Bir gelecek buradan böyle bir dalacak buraya. Hadi Gondor lan, hadi lan Sargon'un titanı. Benim yüzümü gözümü kara çıkartma artık. Hiçbir yerimi kara çıkartma ya. Bütün hero'lar geldi anasını avradını ya. Burada Beretor'la Boromir eksik. Ranger'lar fullendi. Kaptan geliyor bir tane. Bir Ranger daha geliyor.
Benim Titan'ım yapmaz ya yani öyle şeyler. Bence yapmaz yani. Aa, benim dediğimi düşünüyor bu arada. Gandalf'ı burayla bir iki yapmayı deneyecek sanırım. Selam kardeşim, hoş geldin. Ah be abi. Böyle 1.40 falan öyle bir şey kaldı. Hadi Gandalf reis ya. Yaparsın şeyler. Bir kere sen boş durmasana kanki. Sen Gandalf'sın ya. Gel şuradan bir blast at kaç ya. Ne bileyim yani, herkes yapıyor öyle gıcıklık. Evet. Ranger'lar geliyor. Kaptanlar geliyor. İki grup daha Tower Guard basmış. Ranger'lar 3 grup, toplamda 4 tane kaptan var. Abi yaparsınız ya. Bir 170'e 400 yapar mı acaba? Ben bir daha düşüneyim, ben ne yapayım ya. Ama yani yanlış kişiyi mi tutuyorum yani? Ya Tolga, sen de değiş kardeşim adını, bir Sargon Tolga yap. Ne bileyim yani, seni de tutalım, anladın mı? Yani düşünebilirsiniz bunları arkadaşlar. Bir Sargon tayfası oluşsun ya artık, yeter de bir yere kadar yani. Bir mesela Sargon V olabilir bak. Warhammer, Sargon Hammer yap yani. Bence çok güzel ya nickler bunlar. Böylelikle ben replaylerde sizi desteklerim yani, öyle düşünün hani. İki Tower Guard daha geliyor. Hadi bakayım ha Titancıyım. Yani ya abi bak, bizim Hulk var işte. Neydi? Bay Hulk. Sargon Hulk yaptı. Bence çok da tatlı oldu yani. Her zaman söylüyorum. Adam ayrıcalık kazandı bir kere. Yani benim saygımı kazandı yani. Doğan olabilir abi. Bence az biraz bir bekleyip, bir ucundan acık bir bekleyip bir Boromir falan mı bassan ya? Aha geliyor. Allah. İmralis gölge gibi çökecek şimdi oraya. Oğlum savun lan. Lan bir Vel koysaydın. Şuraya bir yere bir Vel olurdu ya abi. Abo. Pis elfler. Savun lan Gondor. Öyle kardeşim. Sen de Sargon 61 yap mesela hani. Oo. Bir anda gözümden kaçıyordu. Çok güzel blast attı. Bir elektrik çakabilir aslında oraya. Abi atlıların buraya girmesine müsaade etmemesi lazım. Kötü oldu o. Hobbitler geldi buraya. Güzel bir elektrik skilli. Pippin öldü. Abi hobbitler yakından çok fena vuruyor. Anasını avradını. Hobbit Dumbrood'u öldürdü. Arwen'in ölüm sesini aldım. Heal verdi Glorfindel oraya bir. Abi çak. Höllal lan. Üf. 4 rank Gandalf ve arkadakiler leadership almıyor bak. Elrond bu tarafta diye leadership almıyor diye tek attı adam. Helal be. Glorfindel'i de öldürdü. Aga savunursun lan. Çok az adamı kaldı ama ya. Destek gelir mi? Damrod'u bastı tekrar. Vel daha yeni Vel oluyor orada. Abi öldür lan. Elrond'u öldür.
Yalnız Gandalf taşıdı ha. Hakikaten taşıdı yani. Çak aga şuna, şuna bir şey çak. İstari çak kardeşim. Buna çak, buna buna. Buna çak daha iyi aslında. Öleceksin. Oy. Beretor geldi. Elrohir öldü burada arkadaşlar. Boromir geldi diğer yandan da. Ay. Can vermiş orada ona. Helal be. Abi püskürttü ya. Arkaya Ranger Summon gelmiş bu arada. Yeni fark ediyorum. Süresi bitmek üzereyken fark ediyorum ben de. Galin orada gitti. Gandalf bu savaşta 6 rank oldu gençler. 2, 3, 4. 2 olmuş. Damrot 1 öldü çünkü orada bir tane Hobbit öldürdü onu, bir tane sobayla yani, anladın mı? Beregon düş olmuş. Hiç kimse kalmadı anasını satayım bir de düzgün. Buradan kaçan da bunlar. Abi hepsi de birer tane. Allah ya abi, çok gıcık bir durum. 3 grup elf kurtarmış aslında baktığınız zaman. Evet, buraya destek kuvvetlerini tekrar getiriyor. Burada da kontra atak yapacak adam kalmadı yani. Evet, yeni Tower Guard'lar geliyor. Yine Ranger basmış. Madril'i yeniden basmış. Euroların hepsini basmış burası. Abi parasal anlamda o zaman Imladris baksana. Adam her şeyi bastı halde 8000 parası var daha. Aa, burası daha fazla special power açmış lan Gondor savunurken. Rebuild'i, Grand of Osculiat'ı, Arrow Volley'i falanı fistanı falan bayağı power kasmış. Burada bir 4 daha var ama şey için bekletiyor onu. Hiç de anlamadım. Keşke açmadığı power'ları da görebilsek böyle replay'de, çok güzel olurdu ha. Grand Harvest'ı açmış mı lan? Hala açmamış. Bak abi işte reform diyoruz kardeşim, reform. Bir Grand Harvest bassam bir %40 ekonomimiz canlanacak ya. Hükümet istifa ya. Nerede lan bu Denethor? Güzel güzel. 5 al bak, toplam 5 grup Ranger oldu. Bence yeterli. Daya abi oraya. Normal Soldier'la böyle Tower Guard'ı falan dayaması lazım artık. Evet ya, Tolga biraz aslında böyle dümdüz saldırdı ya. Hani ordusu çok iyiydi. Yenebilecek güçteydi. Gördüğünüz gibi Titan ne yaptı abi? Fokuslandı atıyorum. Glorfindel'i öldürdü. Fokuslandı. Ne bileyim yani. Elrond'u öldürdü. Elladan'ı öldürdü. Elrohir'i öldürdü. Tek tek arkadan böyle tek tek şeylerle sıktı. Faramir'le, Madril'le falan sıktı böyle. Küçük 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 indirdi. Ama diğer tarafta bir hero'ya fokuslanma durumu yoktu. Bu tarafta. Gandalf orada atla koşturuyor. Adam hayatta kaldı yani bir şekilde. Orada Madril ile Damrot da rastgele öldü yani. Beregond'u zaten hiç söylemeyin bile. Beregond'da hiçbir şey yapmasan kendi kendine ölüyor. O yüzden sıkıntı yok yani onda. İki tane Stedel Spearman gelmiş. Kaptan basmış yine. Abi orada kaptanlar da iş yapmıştır abi, ben söyleyeyim size. Anlamıyoruz biz birbirlerine, çok giriyorlar. Ben anlamıyorum, görmüyorum ne olduğunu tam ayrıntılı ama. Şimdi şöyle bir şey var. Harita hakimiyeti Tolga'da kaldığı sürece arkadaşlar. Tom Bombadil'i açmış bu arada. Tolga'da kaldığı sürece burası sürekli savunmada kalır. Dolayısıyla az çok bir şekilde 3 birlik 5 birlik fark etmez. Bir yerden bir bastırması ve bir tane outpostlardan birini alması lazım. Yapabilecek mi bilmiyorum. Hani güzel savundu okey. Ama... yine de devamını getirmesi lazım yani. Bir kontra atak falan bir şey yapması lazım. Göreceğiz.
Yalnız abi bu kadar upgrade veriyorsun, hala 4000 paran var bak. Tolga. Titan adam daha yeni 1000 yaptı bak. Kaptanlar geliyor. Bir Tower Guard daha geliyor. Bak 1000 yaptı, bunu harcadı direkt. 360, 360, 720. Anasını avradını ya. Normal Archer geliyor. Aa, bu arada bu geliştirmiş ha. İkisini de geliştirmiş yani. Şimdi bak. 5 grup Ranger var değil mi orada? 5 grup Ranger var. Aslında 3-4 grupta Archer basabilir. Ucuza. Gerçi ucuza mal edemez ya. Şu armor vermek zorunda. Burada sadece Banner Carrier ve Fire Arrow veriyor. Emin olamadım ya. 600'e basıyor, 250'ye basıyor. Ya her halükarda yine de okçusu aslında yeterli artık ya. Armor verdi bunlara. Biz arkadaşlar bakın. Biz burada birer birer adam sayıyoruz değil mi? 3 grup ondan var, 2 grup bundan var, bir tane şundan var falan filan. Anasını avradını yani. O hakikaten ha, ama bence şu an parayı ona yatırmaktan da çekiniyor. Çünkü mikro yapması gerekecek. Yani burada savaşırken şuralara falan koyup buralardan falan böyle katap. Oğlum saldırıya mı geçiyor lan? Şu arkadan böyle trebüşeleri kullanması gerekecek ya. Mikro yapamam diye mi çekiniyor? Oğlum adam saldırıyor lan. Oy arkaya bak, anasını avradını. Bombadil geldi. Allah! Oğlum şu an ben çok korkuyorum yalnız. Gitti gitti. Ranger'lar gitti, anasını satayım. Tower Guard ezersen öyle ölürsün yani, Tom Bombadil. 7 oldu Gandalf. Gandalf. Allah sizin cezanızı vermesin. Gel şuraya bir bulatacak lan. Hadi lan Gandalf. Neredesin lan Gandalf? Burada. Geldi. Elrohir'i avladı bakın burada. Hobbitler geldi yine ortaya. Gandalf bir istari kullan. Gözünü seveyim. İstari çak birine. Abi istariyi neden kullanmıyor kimse? Galinor ölmek üzere. Galinor gitti abi orada. Aha arkaya Dolamrot gelmiş. Elfleri tertemiz yapmış burada, anasını satayım. Elrond gitmiş arkadaşlar orada bu arada, ek olarak onu da söyleyelim. Görmediğim kim var? Boromir savaşıyor şurada. Aga neler yaşanıyor lan, Gondor kazandı lan. Oğlum bak, övünmek gibi olmasın. Tamam mı? Övünmek gibi olmasın. Sargon Titanı yani, anladınız mı? Ben daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ay buraya da bir güzel bir blast geldi. Helal lan. Glorfindel de gitti orada. Yildor da gitti. Evet be. Abi 7 rank. Boromir 7 rank. Beretor 5 rank. Beregond yaşıyor mu lan? Allah senin cezanı vermesin Beregond. Şuraya geldin, öldün mü yine yani? Görmedim gerçi ama. 5, 3. Paramir nerede? 6. Ekonom plotlara da bulaşmaya başladı Gondor. Al abi orayı.
Çok güzel. Şimdi bak bir... Ya bak ben Titan'ı Sargon'un Titan'ı olduğu için tutuyorum değil mi? Burada hemfikiriz. Ama yani bu durumda kaldığı zaman birisi ona da üzülüyorum ya. Böyle savunan tarafa bir gönlüm kayıyor yani anladınız mı? Gidiyorum savunsun püskürsün falan oluyorum yani. Niye öyle oluyoruz ya? Ya da oluyorum yani. Sizde de oluyor mu aynısı? Sen direkt bunun ticaretine başla bil. Burayı da alacak arkadaşlar belli ki. Beregondu basmış tekrar. Buradan yine Tavurguardlar, Archer'lar, Stedel Archer'lar, kaptanlar falan bayağı bir şeyler gelmiş. Tekrar müdahale edecek mi? Bekliyor şu an ama. Ben de oluyor gibi oluyor. Ama elf olduklarını hatırlıyorum geçiyor. Ya elf hariç diğerlerinde yaşıyor musun ya bu durumu? Diyelim işte burada cüce var böyle savunmaya geçmiş falan. Ay yazık kıyamam oluyor musun yani? Oo, buradaki paraları da alacak şimdi. Helal be. Hep o mu alacaktı lan? Hep paraları o mu alacaktı lan? Al lan hepsini. Öyle ya ama Gundabad, Isengard, Goblin Town bunların savunmaları çok zayıf. Kale komple açık çünkü böyle. Mecbur. Ben olsam şurayı Gandalf'la yıkarım. 8 yapmak için. Ona dikkat etmemiş yani öyle dalmış direkt. Ona dikkat etmeden dalmış. Gerçi yıksa bile 8 olmaz da en azından ne bileyim yani. Puan puandır abi. Daha var var. Adam koskoca orduyu yaptı. Bütün hero'larını bastı. Basmaya birlik devam ediyor. Upgrade'lerini verdi. 5000'i daha var yani. Evet be. Titan daha yeni yeni şimdi o para kasmaya başlar. Bu ordu ne yapıyor? Buraya gidiyor galiba. Ne oldu lan? Gondor ordusuyla karşılaşamıyor mu? Çık lan yukarı. Öyle dümdüz çıksan olur yani. Ay. Abi bu kadar çok umut verdikten sonra yıkılmasın ama Titan ya. Bir yandan da şimdi onu da düşünüyorum yani. Benim burada arkadaşlar göt olma riskimi baz alın yani lütfen. Dikkate alın yani. Bu arada Titan ilk defa 200'ü devirdi. 285 Tolga, 269 Titan. Ek olarak arkadaşlar o savaşı kaçırmayacağız ama Kartal gelmiş Tolga'ya Kartal'ı açmış ve bastı yani şu an Kartal'ı.
bastı. Sahalarda bir kartal göreceğiz. Burası düşüyor gibi. Ok yağmuru geldi oraya. Orta Asya'daki papaz elf şarabını tazeliyor efendim. Afiyetler afiyetler. Kesinize bereketler. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin tekrardan. Aha kartal geldi. Aa Gandalf gitti lan bu sefer. Gitmedi, cam verdi ama gidebilir. Oğlum istari kullan ya. Abi birisi istari kullansın şu Gandalf'ta. Şu istariyi kullanan herhalde bir çakılı falan gördüm ben ya. Kimse kullanmıyor ya da... griyken kullanmak istemiyor mu insanlar bilmiyorum ki. Kaçtı mı o? Tamam kartal gitti. Oğlum Gandalf kaçtı lan. Şu an bütün ordu Gandalf'ı kovalıyor galiba. İşte bu da bir hata. Burayı kurtarmış bu arada. Burada da bir mikro hatası görüyoruz. Aslında kovalamaması gerekir. Ama kovalayıp yani ordusu boş yere orada bir hasar alıyor. Elrond gitti yine. Buradan iki grup destek geliyor ama ne fayda abi. Gondor yardı geçti yani adamlar bir şekilde yine. Burada bir tek bir grup okçu kalmış. İnşallah öyle olur ya. Hadi lan Dolga. Yani normalde bırakma kendini, dobarlan derim ama bırak kendini kardeşim, dobarlanma. Yalnız arkadaşlar nereden nereye ya? Vallahi bak. Normalde... aha. Helal be, ister yaptı. Normalde yani benim çok taraf tuttuğumu görmezsiniz. Bu şekilde maçlarda. Hani burada biraz bir dediğim gibi Nikki'nin başında Sargon olması benim için önem arz etti. Bir de hafiften en başta böyle bir ezildi ya, bir 3 tane outpost buraya gitti. Bir tanesini Titan alabildi falan. Oradan da bir gönlüm kaydı falan. Hani biraz böyle sanki taraflı sunuyormuşum gibi ama sonuçta ben taraf tutsam da tutmasam da bir şey fark etmiyor. Adamlar oynamış bir şey yani maç. Dolayısıyla benim taraf tutmam bir şeyi değiştirmiyor. O yüzden özgürce düşüncelerimi dile getiriyorum efendim. Gandalf 8 olmamış hala. Şimdi bence o maçın içerisinde sen varsan bil o totem tutmaz. Senin olmadığın bir maç olması şart. Oğlum Boromir 9 rank lan. Tabii tabii. Bu akşam 3 tane replay'imiz var toplam. Bir tane bu. 2 tane daha var. Bir tane daha garanti izleyeceğiz bu akşam. Vakit kalmama durumuna göre yani saat geç olursa ben de kendimi yorgun hissedersem bir tık. Üçüncüyü izlememe şansım var yani. Onu bir sonraki yayında izleriz. 2 tane garanti ama. Bir bu, bir tane daha bir de. Abi Tolga'nın hero'larının ranklarına bakalım bir. 2, 3. Gildor da 2. Elrond 4. Glorfindel 2. Arwen 1. Elrohir 2.
çok fazla rank da atlayamamış abi. Şimdi Immortus'un hero'ları da kalmış 1 2 3 yani hani. Şimdi bu tarafa bakıyorsun. Tekrar bakalım şöyle abi bir de yani 5 ranklık Stedar Spearman var ya. 9 rank Boromir. Abi 7 8 olmak üzere Berethor. 4 6 Bir tek Beregond işte 3 kalmış. Faramir nerede? Faramir 7. Gandalf 8 olmak üzere yine. Veteranlar gelmiş bu arada. Buraya saldıracak büyük ihtimalle şu an. Oraya bir hazırlanıyor gibi. Yani şimdi geleceğe ya da geçmişe gitme şansın olsa yapabileceğin şey bu maçı izleyip sonra geçmişe gidip bu maçta ben tekrar geçmişe geldiğin için sunmaya başladığımda kazanan tarafı söylemek mi? Yani hayalin bu mu bu hayattaki yani? Allah'ım yarabbim ya ulan. Şimdi bak burada bir saldırı başladı değil mi? Galiba burayı boş zannetti buraya gidiyor şu an. Çok kötü yakalandı bu arada. Tek amacım bu. Ya sen hiç o kadar zahmete girmeyip normal tahminde bulunmaya devam et. Çıkar bir gün. Glorfindel gitti şurada. Yazdık ulan. Ulan var ya. Lan. Gitmeyin ne oraya. Öldünüz. Keşke kaçırsa. Kaçırıyor. Oğlum kurtardı lan bunları. Burası da düştü galiba arkadaşlar. Evet buraya da bir workshop geldiğine göre trebuşe gelecektir. Ve buraya bir kuşatma başlayacaktır arkadaşlar. Yani artık bu saatten sonrasını bilmiyorum ya. Çok kilobayt kaçtı bunun? 280 kilobayt mı? Öyle bir şeydi galiba bu replay. Yani buradan buradan Imladis bunu döndürür mü? İşte ne bileyim. Bir daha gelir buraları geri alır mı? Ne olur maç? İnanın bilmiyorum. Gandalf 8 olmuş. Wargların o bayrakçıların ezildiği bug'ı ben o gün akşamında düzelttim. O gün replay sunduk ya. O akşam düzelttim ben. Sonraya bıraksam unutacağım çünkü yani anladın mı? Oğlum power mavur açmadım hiç ya burası bir Gilgalat Milgalat falan bir şeyler belki gelir dedim ama yok yani. Aga be. Oğlum bence bir elektrik çakabilirsin yani oraya. (Gülüyor)
Ya benim bu tahminlerimi maç çoktan sonuçta oynanmış bitmiş yani. Ama benim bu tahminlerimi böyle insanlar bir anda yapıyor falan ya. Bu Bill'in söylediği geliyor aklıma falan böyle hani geçmişe gidip işte geleceğe gidip benim sunduğum zamanı izleyip maçta ne yaptığını görüp benim tam dediğim zamanı onu denk getirmeye çalışıyor olabilirler mi falan diyordum yani anlatabildim mi hani. Yani olabilir arkadaşlar böyle şeyler bilmiyoruz ki yani sonuçta. Sargonception. Ziyon hoş geldin. Aleykümselam. İlk savaşta değil bu arada. Tolga direkt mikrosuna hero'ları öldürmeyi katmamış. Yani buradaki savaşta da yaptı onu. Buradaki ilk savaşta da yaptı. Sonra buraya Gondor saldırdığında da yaptı. Ben olsam mesela en küçük şeyi bile fokusluyorum abi. Alıyorum burada Sentry Tower'ları direkt. Mesela Sentry Tower'ları bile öldürmek istediğim hero'ya fokusluyorum. %1 bile olsa canını götürsün anladın mı? Ben ona fokuslanmışım çünkü. Burada onu yapabilirdi çünkü kendi base'i burası. Bilmiyorum ya. Anor Hirle Forlong gelmiş. Yani bu saatten sonra bir Imladris bir savunacak ve sonrasında ne olacağını göreceğiz. Püskürtebilecek mi? Bir kere püskürttü belki ikinci saldırıda yenilecek. Belki bir kontra atak yapacak falan filan göreceğiz ya. Şey dizi mi diyorsun? Moderatörümüz gelmiş. Hoş gelmiş efendim. Yok yapmam ya. Ben bilmiyorum. Bizim konseptimiz orta dünya evet ama oyun yani. Orta dünyanın oyunları. Ya şimdi film ya da dizi ile alakalı konuşuyoruz. Atıyorum ben replay sunarken falan sohbet ediyorum. YouTube'da izledin mi bilmiyorum. Böyle farklı şeyler hakkında konuşuyoruz yani. Ama içeriği ona yönelik yapmıyorum. İşte şey var, Legendarium var mesela orası çok güzel yapıyor. Adamların konsepti de o. Bilmiyorum ben çok karıştırmak istemedim o yüzden böyle. Böyle iyiyiz yani. Kendim de henüz izlemedim bu arada. Bu gece vakit bulursam izleyeceğim. İki bölüm yayınlanmış ya. Oyunu bizim Facebook sayfasına alabilirsiniz Zion. Normalde internette hiçbir yerde yok olan yerde de işte bozuk ya da atıyorum Windows 10'da 11'de falan çalışmıyor. Bizim güncel versiyonlarda çalışması için yaptığımız bir şey var. Sargonoji BFM olarak geçiyor. Onu bizim Facebook sayfasına Gmail adresini bırakarak indirebilirsin. Yoksa herhangi bir yerde satılmıyor. Şey olmuyor yani. İnternettekiler de çok güvenilir değil. Haydi. Bir trebüşe öldürerek gitti bomba değil. Buradan da henüz bir sur yıkık arkadaşlar. Oradan girmek tehlikeli olabilir. Çünkü suru bir yaptırmaya başladığı zaman finito yani içeride kalırsın. Hakikaten mi lan? Güzel güzel. Ya zaten şey böyle izlediğiniz şeyler işte Yüzüklerin Efendisi ile alakalı bir şeyler izliyorsanız benim videolar çıkıyormuş. Onu daha önce de duydum yani. Çünkü komple benim videolarda da yazıyor ya işte Orta Dünya, işte Battle for Middle-earth bilmem ne, Yüzüklerin Efendisi oyunu falan etiketlerde böyle yazdığı için mutlaka atıyorum Orta Dünya ile alakalı yabancı bir kanal izliyorsan ya da işte
Değil mi? Legendary'ümü izliyorsan bile atıyorum oradan benim videolar çıkıyordur. Hayda oğlum, bu kadar düşük mü vuruyormuş lan waterball trebuşeye? Gerçi su yani abi. Su trebuşeye ne yapsın yani? Değil mi? Evet. Kapı kırma tokmakları da geldi. Dizi izledim, sevdim. İlk defa gördüm. YouTube yazdım, sen çıktın. Güzel oyun bayağı demiş Zion. Teşekkür ederim canım. Filmi izlememiş miydin daha önce? Yüzgen Fels'in filmini. Oğlum ne yazdım? Bir daha yazsana lan. Bil. Bir daha yaz lan, kopyala yapıştır. Kaçırdın mı acaba? Ne oldu lan? Bazen ne oluyor biliyor musun? Burada benim yayın açık. Yukarıda diğer bilgisayarın ekranında yayın açık. Oradaki chat'e düşüyor. Burada benim OBS'in chat'ine düşmüyor bazen yazdıklarımız. Ondan yani. Yoksa genelde kaçırmamaya çalışıyorum. Chat çok hızlı akmıyorsa. Çoğunu okuyorum yani. Evet, kapı gitti. Ölür o. İşte bunun da böyle bir etkisi var abi. Kaçamıyorsun. Yakalandığın anda sonuna kadar yiyorsun onu. Evet, herhangi bir hareketlenme yok burada. Surları yarmaya devam ediyor Sargon'un titanı. İzledim de oyunu var mı falan bakmadım. He anladım. Ya dizi, Yüzgen Fels dizisi tekrar hatırlattı diyorsun yani. He böyle bir şey vardı. Acaba oyunu var mıydı diye. Anladım. Arkayı yıktı, muhtemelen Vel yapacak. Evet, Vel geliyor oraya. Ordu harekete geçti arkadaşlar. Abi adam buradan da yarmış ya. Emeklerin boşa gitmesidir abi şu hareket ya. Başka bir şey demiyorum yani. Şimdi ama geleceğe gitsek, onu sen sunarken izleyip geçmişe gitsek ve onu yapsak gelecekteki replay değişir. Bu yüzden de o replay'i hiç izlememiş oluruz. O yüzden bilemeyiz hiç. Nasıl lan oğlum, sen yapacağın bir maçın nasıl olacağını göreceksin. O maçı daha yapmadan ben sunarken izleyeceksin. Sonra geçmişe dönüp istesen de istemesen de o maçı öyle oynamazsın herhalde. Bilmiyorum ya. Çok kafam karıştı şu an. Saçma sapan bir şey tartışıyoruz zaten yani. Ya elfler. Böyle korkarsınız işte. Böyle korkarsınız. Neydi o maçın başında hareketler? Gondor'u köşeye sıkıştırmalar he? Sargon'un titanı lan bu. Boru mu lan benim titanım he? Şimdi sinir krizi geçiriyormuşum falan böyle. Güzel güzel maçtı ama ya. Vallahi. Böyle dediğime bakmayın. Tolga'nın da eline sağlık yani. Çok güzel oynadı. Biraz ben roleplay yapıyorum. Hani anlıyorsunuzdur onu. Sevgili YouTube. Sevgili chat. Her iki tarafında eline koluna sağlık. Orada da tom bomba dili basmış ama kullanamamış. Gayet güzel bir maçtı efendim sevgili YouTube. Sonraki maçlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.